Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı başlıyor. Evet, Akitv ekranlarından canlı yayınlanan Manşetlerin Diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir, programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah, sağ olun. Sivas olaylarını konuştuk. Onun hemen peşinden gelen Başbağlar katliamı var. 30 yıldır dinmeyen acı Başbağlar diyor Akit gazetesinde. Sabahta da gördüm benzeri bir haber. SHP, CHP'nin iktidar ortağı olduğu koalisyon döneminin en karanlık hadiseler arasında yer alan Başbağlar katliamı 2 Temmuz 93 tarihinde Sivas Madımak Oteli'nde meydana gelen 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangından 3 gün sonra misilleme olarak PKK tarafından gerçekleştirilmişti diyor Akit. 33 masum cana kıydılar diyor. Evet, Başbağlar katliamı ile Sivas Madımak olaylarını birlikte hatırlamamız gerekir. Gerçekten de Madımak'taki olayın hemen 3 gün sonrası. Bazı insanlarımız, o tarihlere bizzat canlı olarak yaşamayan insanlarımız, gençlerimiz belki arasında ya 2-3 sene fark var, olması gerekir diye düşünüyor olabilirler. Hayır. 1993 yılının 2 Temmuz'unda Madımak yaşanıyor. 1993'ün yine Temmuz ayının 3 gün sonrası 5 Temmuz'unda da Başbağlar katliamı yaşanıyor. Ve Başbağlar katliamını yapanlar oradaki bölge insanına, çünkü canlı olarak kalanlar da var, erkeklerin hepsini öldürüyorlar. Kadınlardan 4 kişi kadar öldürülüyor, yakılıyor. Onların dışındaki kadınlardan yaşayanlar var, çocuklardan yaşayanlar var. Kurşunlandığı halde yaşayan bir kişi bildiğim kadarıyla var. Onların verdikleri canlı şahitlik diyebileceğimiz ifadeler çerçevesinde biz burada Madımak'ın intikamını almaya geldik diyen PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bir katliamdan bahsediyoruz. Şimdi bu bir turnusol kağıdı olarak bizim Türk toplumunda kimler nelerden yana, kimler vahşete karşı, katliama gerçekten samimi şekilde karşı, kimler teröristlerle arka planda oturup konuşup anlaşıp ekranların karşısına çıkınca da biz terörü kınıyoruz diyor. Bunların hepsini çok net olarak önümüze koymuş oluyor. 2 Temmuz'u kınayanlar, Madımak olayını kınayanlar 5 Temmuz'da ne olmuştu ki Başbağlar'da diye bize soruyla cevap vermiş oluyorlar. Halbuki Madımak'ta 35-37 insan öldü. Başbağlar'da tam da birebir intikamını almak istiyoruz dedikleri bir çerçevede 33 kişi katledildi. Ki diyeceksiniz ki ya 33, 35, 37 biraz karışıklık yok mu? Otelin içerisinde ölenler, yani orada bir anlamda konaklama amacıyla gelmiş olanlar ve polisin ihtarına rağmen biz otelin dışına çıkmıyoruz, biz göstericilere pabuç bırakmayız deyip otelde kalıp sonrasında da çıkan yangında boğularak vefat edenlerin sayısı 33. Onun dışında vefat edenler göstericilerin içerisinde jandarma kurşunuyla veya başka sebeplerle ölenler ki o Madımak'a bir anıt dikildi. O anıtta da illa 33 kişinin, sadece 33 kişinin ismi olacak, onun dışındakileri bu anıta yazmayın diyerekten de bir direniş de gösterilmişti. Ben bu vesileyle AK Parti iktidarının o Madımak otelini daha sonraki yıllarda kebap, lokanta olarak kullanılıyor olmasına rağmen AK Parti iktidara geldikten sonra orayı müzeye çevirdiğini hatırlatmış olayım. Aleviliğin üzerinden istismara kalkışan o solcular yıllarca bu ülkede o 1993'teki olaydan sonra iktidarda kaldıkları halde 2002'ye kadar şöyle veya böyle ya Bülent Ecevit ya
Erdal İnönü, Murat Karayalçın, Deniz Baykal vesaire şeklinde bakanlar bu ülkede sol jargonu temsil ettikleri halde Madımak Oteli'ni müzeye çevirememişlerdi. Orada kebap satılıyordu, kebap. Adam diyordu ki, ver oradan bir Adana kebap. Üste, otelde insanlar boğularak ölmüş, onlar yakılarak ölmüş diyorlar. Ben boğularak öldüler diyorum. Adli tıp otopsi raporlarına dayanarak söylüyorum. Ama ne olursa olsun sonuçta o otelin üst katında insanlar ölmüş. 3 sene sonrasında, 5 sene sonrasında Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde dahi o otelin alt katında, giriş katında insanlar garsona bağırıyorlardı. Ver oradan bir acılı, ver oradan bir Urfa kebap diyebiliyorlardı. Bu yanlışa AK Parti iktidara geldikten sonra orayı komple binayı müzeye çevirerek son vermiş oldu. Bunları anlattıktan sonra ben Başbağlar katliamıyla ilgili olarak bugün gazeteler kimler ne yazmış? Madımak'la ilgili hemen hemen bütün gazetelerimizde, Akit'te dahil olmak üzere hepsinde Madımak olayları anlatıldı. 2 Temmuz itibariyle, 3 Temmuz itibariyle. Bakalım bugünkü gazetelerin içerisinde Cumhuriyet, Sözcü, Bir Gün vesaire vesaire acaba neler yazmışlar? Cumhuriyet gazetesi başlangıç Gezin yok. Başbağlar kelimesini sadece Mustafa Balbay'ın yazısında göreceğiz. Mustafa Balbay'ın yazısını biraz sonra ben değerlendireyim. Onu ayrık tutmuş olalım. Ama şurada bir haber bağlamında tek bir kelime Cumhuriyet gazetesinde yok. Sözcü gazetesinde yok. Bir Gün gazetesinde yok. Karar gazetesinde yok, yok oğlu yok. Gösterelim de ya kendi kendinize konuşuyorsunuz falan da demesinler. Burada Karar gazetesinde tam sayfa sahnelerin çektiği acılar vesaire vesaire bile haber olmuş. Müftülerin çocukları, imamların çocukları, Ahmet Davutoğlu'nun vicdan dediği bir ortamda Başbağlar katliamıyla ilgili olarak tek satır birinci sayfalarında yer vermemişler. Halbuki Madımak'ı hemen koşa koşa bizim de tuzumuz var diyerekten dindar insanları da tahkir edecek şekilde haberleştirmişlerdi. Bir Gün gazetesi burada tek satır yok. Hani ezilenlerden yanaydınız, o köylülerin ne suçu vardı, ne kusuru vardı? Hiçbir suçları, hiçbir kusurları yoktu. Sadece Başbağlarlı olmaları, sadece Alevi köylerine yakın bir Sünni köy olması hasebiyle o katliam yaşanmıştı. Ama Bir Gün gazetesi bu kardeşliğe vurulan kurşundur diye bir başlık atamadı. Milli gazetede var tabii ki. Ve Türkiye gazetesinde var. Maalesef Yeni Şafak atlamış bu yıl. Eski yıllarda Yeni Şafak da bu konuyu haberleştiriyordu. Akit gazetesinde sürmanşette 30 yıldır dinmeyen acı Başbağlar diye burada verilmiş ve olayın arka planında anlatılıyor. İlgililerle yapılan röportajlara yer verilmiş ve bu noktada Akit 30 yıldır sürekli, çünkü 12 Eylül 1993'te 2 Temmuz ve 5 Temmuz'un hemen akabinde 2 ay kadar sonra yayın hayatına başlamıştı. 94'ten itibaren bu acıyı sürekli yıllardır Akit gazetesi kamuoyuna yansıtmaya çalışıyor. Belki bugün bu kadar yüksek sesle eğer 2 Temmuz ve 5 Temmuz'u birlikte değerlendirmemiz gerekir diyorsak ve Mustafa Balbay da altına imza atacağım. Bakın Cumhuriyet Gazetesi'nden hemen bugüne kadar hiç kimsenin yazısının altına biz imza atarız diye bir şey söylemedik. Yani ölmelerini mi bekliyorsunuz diye darbecilerin cezaevinden çıkartılmasını isteyen bir gazete veyahut da laik cumhuriyetin temeline saldırı diye başlık atan bir gazetede bir yazarın yazısına ben harfiyen katılıyorum demek biraz absürt olacak ama ben kısaca bu yazıdan alıntılar yapıp bakın belki 5 yıl önce, 10 yıl önceki Mustafa Balbay'ın yazılarına baksanız böyle nitelemeler, böyle değerlendirmeler göremezsiniz. Bugün itibariyle bu noktaya gelmiş olması da fevkalade
sevindirici diyelim ve hızlı bir şekilde Mustafa Balbay'ın Madımak'tan Başbağlar'a başlıklı yazısından alıntılar yapmış olayım. 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak katliamının ardından 5 Temmuz 1993 Erzincan Başbağlar katliamının da 30. yılındayız. Bu ikisi birlikte Cumhuriyet Gazetesi'nde asla katla değerlendirilmezdi. Zaten şurada bakın, 16 sayfalık gazetede bir tek Mustafa Balbay. Yoksa böyle bir bakış açısı olsa Cumhuriyet Gazetesi'nde gerçekten ikinci bir yazar, ikinci bir muhabir daha benzer bir haber yapardı. Bir yazarları hatırlamıyordu bile. Ataol Berhamoğlu dediniz. Tabii, Başbağlar tabii. Ne diyor? Başbağlar'da ne olmuştu ki, niye buraya getirdiniz şimdi o konuyu diye sordu. Karşısındaki bilmiyorum, onu farkında değilim, bilmiyorum, takip etmemişim demişti. Mustafa Balbay'ın yazısından devam ediyorum. 1993 yılı yakın tarihimizin en acı zaman dilimlerinden biridir. Uğursuz yıl 24 Ocak'ta Uğur Mumcu'nun aracına konulan bombanın patlamasıyla başladı. Aramızdan koparılan Mumcu'nun temsil ettiği değerleri sıralamaya gerek yok diye devam ediyor. Belki burada gönül koyacağımız ifadeler olabilir. Uğur Mumcu'nun da dindar insanlar aleyhine yaptığı ifadeler, yazıları mı kastediyorsunuz diye sorabiliriz. Ama devam edelim. 17 Şubat 1993'te dönemin jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in içinde bulunduğu askeri uçak kalkıştan hemen sonra düştü. Bitlis terör sorununun çözümü için her şeyden önce halkı kazanmak gerekir diyordu. ABD'nin Kuzey Irak'taki PKK desteğini işaret ediyordu. Ve devam ediyor. Bakın, bu Akit TV ekranlarında defalarca silsileyi verdik. Daha dün Adnan Kahveci ile başlattık. Uğur Mumcu'yu atlamıştık. Sonra hatırlayıp tekrar söyledik. Eşref Bitlis dedik. Arkasından 24 Mayıs, 25 Mayıs'ta Bingöl Karayolu'nda 33 er dedik. Mustafa Balbay da 24 Mayıs 1993'te Malatya Bingöl Karayolu'nda PKK 33 eri kurşuna dizerek şehit etti. Dönem merkez sol ve merkez sağdaki iki partinin koalisyon yapıp toplumsal barış için kolları sıvadığı dönemdi. Belki burada da bir gönül koymamız gerekir. Çünkü 1992'nin başında o koalisyon zaten kurulmuştu. Dolayısıyla eğer gerçekten o iki sol ve sağın partileri gerçekten bir araya geldiği için derin odaklar terör olaylarına başvurmuş iseler, 92 yılında biz bu derin olayları yaşamış olmamız lazımdı. 92 tümüyle devam ediyor, bitiyor Süleyman Demirel Başbakanlığında. Bu olayların 10'da biri, 20'de biri yaşanıyor ama 93 ilginç. 93 ilginç ve 93'te en tepe olay Turgut Özal. Onu yazmamış Mustafa Balbay. Yazamamış Turgut Özal'ın şaibeli bir şekilde vefatı. Belki de Turgut Özal'ın vefatını en başa yazması gerekirdi Mustafa Balbay. Devamında yine benzer tespitlerle devam ediyor Mustafa Balbay. Yıl bu olaylarla seyrederken 2 Temmuz'da Banaz'dan Sivas'a alınan Pir Sultan Abdal Şenliği'ne katılanlara yönelik provokasyon. Provokasyon nitelemesi de doğru. Gerçekten orada bir gösteri yapılıyor. O gösteri haktı ama otelin yakılması hak değildir. Bir katliamdır. O oteli yakan da kimse, onun yakalanıp yargıya teslim edilmesi gerekir. O anlamda da bu olay bir provokasyondur. Sadece o insanların öldürülmesi açısından değil, bir de hemen 3 gün sonrasındaki Sünni insanları biz öldüreceğiz, Madımak'ın intikamını almaya geldik denilmesi açısından da provokasyondur. Ve Türkiye'nin genelinde Alevi-Sünni kardeşliğini bitirmek amacıyla yapılan tahrikler açısından da provokasyondur. Onlar başarıya ulaşamadılar. Sadece yaptıkları işte Madımak'ta 33 insanın öldürülmesi, Başbağlar'da 33 insanın öldürülmesi. Onların amacı İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e de bu işlerin yansımasıydı. Ama orada başarılı olamadılar. Devam ediyor. Ben Mustafa Balbay'ın yazısıyla bitirmiş olayım. Ama önemli bir yazı. Cumhuriyet'te yayınlanmış olması açısından, Başbağlar katliamına bu denli geniş yer verilmesi açısından önemli. Umarım ki diğer solcular da Başbağlar'da neler yaşanmıştı onu görsünler ve bundan sonraki senelerde veyahut da yarınki yazılarında ya Başbağlar'da da büyük bir derin bir olay var. Madımak'taki olayın bir benzeri de Başbağlar'da yaşanmış. Biz bunun uzun yıllar farkında değildik diye samimi bir itirafta bulunsunlar. Evet, şey diyorlardı.
yakanlar, bugün iktidarda yakanları tanıyoruz diyorlardı. İşte bugün ortaya çıkan gerçekler de işi organize edenin PKK olduğunu ortaya koyuyor. Bugün dönüp baktığında PKK bunların ittifakına açıkça destek veriyor. Kazanmazlarsa AK Parti MHP ittifakının kendi sonlarını getireceğini söylüyordu. Şimdi dönüp baktığımızda hani yakanları tanıyoruz ifadesi, yakanlar bugün iktidarda ifadesi Sivas olayları için bir hükmü yok. Ama dönüp baktığınızda başbağlarda organik bağ oldukları ortaya çıkmıyor mu? Yani bakıyorsunuz manşetlerine de yazarı yazıyor, manşetlerinde yok, sözcüsünde yok, bir gününde yok, kararında yok, cumhuriyetinde yok. Yani kimle başbağların katilleri ortaklaşa hareket ediyor ki siz 33 tane insan katledilmiş, şehit edilmiş burada. Bir kısmının hala cesedi bulunamayan insanlar var. Üstelik o dönemde de dün Çorum olaylarıyla ilgili alıştırılsın diyorlardı bir günde. Sivas olaylarını araştırın denildiğinde hopluyorlar. Yok, siz olayı kapatmaya çalışıyorsunuz diyorlar. Başbağların araştırılması ile ilgili de hiçbir tepkileri yok. Ya çünkü orada katledilen, yakılan insanların işaret ettiği, açıkça gösterdiği, evet bu şu kişidir dediği, teşhis ettiği insanlar var. Daha sonrasında işte o SHP'lilerin, CHP'lilerin araya girip kurtardığı sanıklar var, cezaevinden gözaltından çıkarttığı sanıklar var. Tabii. Bu işte CHP'lilerin rolü var. Bakıyorsunuz öyle bir sarmal içindeler ki şimdi kim yakanları kolluyor? Kim yakanlarla işbirliği içinde? Bu da ayrı bir muamma herhalde. Şimdi Mustafa Balbay da yazısının bir kısmında bahsediyor. O tarihte Alevi-Sünni şeklinde bir karşılıklı provokasyon amacıyla hareketlerin, operasyonların yapıldığını. Gerçekten sizin şimdi bahsettiğiniz noktada Sivas'tan dolayı gözaltına alınanlar var. Ama o gözaltına alınanlar hiçbiri otelin yakılmasıyla direkt illiyet bağı kurulacak şekilde gözaltına alınan kişiler değil. Kim onlar? Onlar gösteri yapan kişiler. Gösteri yapılması Türkiye Cumhuriyeti'nde bir haktır. Ama otel yakılması, hele hele içinde insan olduğunu bildiğin halde otelin yakılması katliamdır. Dolayısıyla onunla gösteri hakkını ayırmaları lazımdı devletin. Maalesef ki o tarihte Seyfi Oktay Dede Adalet Bakanı olduğu için o tarih itibariyle Sivas'ın sorumluları diye göstericiler gösterildi. Ve derin devletin adamları, yani oteli yakanlar bu işten sıyrılıp kurtarılmış oldular. Kim oldukları da bugüne kadar hala net olarak ortaya çıkarılmadı. Birkaç ifade var. İşte özel kuvvetlerden şu şahıs gelip yakmıştır. Şu at subay bu işin içindedir. Şu işte özel kuvvetlerdeki şu şahıs bu işin tetikçisidir, bilmem neyidir diyerekten bazı ifşaatlar var. Ama nihai noktada bunlarla ilgili verilmiş bir yargı kararı şu an yok. Peki başbağlarla ilgili ne oldu? Başbağlarda da yine Seyfi Oktay, yine Adalet Bakanı, savcı, oradaki savcı gözaltına aldığı kişiler var. Teşhisler sonucunda gözaltına alınan PKK'lı teröristler var. Veyahut da PKK'lı teröristlere müzahirlik yapan, onlara yardım eden komşu köylerden kişiler var. Bu kişilerle ilgili gözaltılar var. Gözaltından sonra rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nu da burada tekrar almak gerekir. Çünkü Erzincan valisiydi o tarihte ve hızlı bir şekilde faillerin yakalanması için, başbağlar katliamının sorumluları yakalanması için irade göstermişti. Fakat Adalet Bakanı Seyfi Oktay, bir de Çalışma Bakanı CHP'li Mustafa Kul gidip Erzincan'da, Erzincan milletvekilliği yapmış bir isim, gidip Erzincan'da karargah kıldığı noktada o rahmetli Recep Yazıcıoğlu da o noktada çok fazla inisiyatif ele alamamıştı ve gözaltına alınanlar serbest bırakıldı. Bugün itibariyle başbağlar katliamından dolayı 33 insanın öldürülmesiyle ilgili tek bir kişi cezaevinde var mı? Yok. Peki Sivas'la ilgili olarak oteli yakmadığı halde cezaevinde olan bugün 93'teki olay sebebiyle bugün hala 93'te tutuklanıp bugün hala cezaevinde olan kişi var mı? Onlarca.
onlarca. Dolayısıyla burada herkes samimiyet testinde kendisini bir sıgaya çekmesi gerekir. O tarihteki Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da bunun hesabını vermesi gerekir. Nasıl olur da Sivas'ta yargıya müdahale edip de siz Sivas'ta görülmesi gereken veyahut da Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gitmesini gerektiren bir durum varsa alıp Malatya DGM'de, Kayseri DGM'de bakmanız gereken davaya Ankara DGM'ye getirdiniz Sivas olayını, ama Erzincan başbağlardaki katliamla ilgili olan davayı ise ne Erzincan, ne Sivas, ne Malatya, ne Kayseri, ne Ankara, ne İstanbul, İzmir'e götürdüler ve İzmir'de başbağlar mazlumlarının bir tanesinin bile ailesi yok, bir şey yok. Çoğu İstanbul'da yaşıyor. Ve böyle bir yargıyı da avucunun içine alan bir operasyondan bahsediyoruz. Başbağlar ve Madımak olaylarının 3 gün arayla yaşanmış olması, benim açımdan aynı iktidar döneminde yaşanmış olması ve iki farklı yargı süreçlerinin yaşanması, iki farklı toplumda kamuoyu oluşturma algı operasyonlarına alet olmaları açısından belki doktora tezleri, onlarca doktora tezleri yazılması lazım. Nasıl olur? Yani tek başına, bakın, çok iddialı bir şey falan söylemiyorum. Nasıl olur da bugün ulusal gazetelerden Madımak olayını manşetine taşıyan şu gazeteler şimdi bugün sözcüsü, cumhuriyeti, hiçbiri nasıl olur da tek satır bir şey yazmazlar. Mustafa Baba'yı hariç tutuyorum Cumhuriyet Gazetesi'nde. Veyahut da Bir Gün Gazetesi. İki gün önce yakanları biliyoruz diyerekten bırakın şu an haksız yere cezaevinde olanları, bir de siyasi iktidarı da suçluyor. Sanki AK Parti 1993'te iktidardaymış gibi. Ya yakanlar dediğin zaman, eğer sen bunun siyasi uzantılarını düşünüyorsan, kimi sorumlu tutman lazım? CHP'yi sorumlu tutman lazım. Çünkü onun koalisyon hükümeti döneminde yaşanan bir olay. Seyfi Oktay'ın Adalet Bakanlığı koltuğunda oturduğu bir dönemde yaşanan bir olaydan bahsediyoruz. Dolayısıyla Madımak'ın sorumlusu, Madımak'ı yakanlar kimler dediğiniz zaman ilk planda Seyfi Oktay akla gelmesi gerekir. Çünkü esas failleri yakalamamış, yakalattırmamış. Veyahut da Sivas'ta o şenlikleri düzenlettiren, Banaz'dan Sivas merkezine getirtiren Kültür Bakanı o tarihteki Fikri Sağlar'ı sormak lazım. Kültür Bakanı o tarihin Fikri Sağlar, şimdi Bir Gün Gazetesi'nde köşe yazısı yazıyor. Ama o olaylarla ilgili tek satır gündeme getiremiyor ve başbağlarla ilgili tabii ki tek satır bir şey yazamıyor. Buyursunlar, anlatsınlar, canlı şahitliklerini aktarsınlar. Çünkü onlar da yarın öbürsü gün hak vaki olduktan sonra biz kime, veyahut da bizden sonraki nesiller kime neyi soracaklar? Biz yaşadık o olayları. Biz birebir yaşadık. Hangi saatte başladığını, oraya kuvvetlerin hangi saatte gittiğini, sonrasında o gözaltıların nasıl tahtalara, Sivas'taki belli tahtalara yazılan tebeşirlerle, işte şu şahıs da bu olayların içindedir, Ali Kara Hasanoğlu da içindedir vesaire denildiğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla orada emniyetin yaptığı bir araştırma neticesinde gözaltılar yaşanmadı. O tahtalara yazılan İfşaatlar veyahut da ifşaat bile dememiz doğru değil, İftiralar sonrasında insanlar gözaltına alındı. Bu noktada da belki bilimsel çalışmalara meraklı insanlarımız da, yüksek lisans yapan, doktora çalışması yapanlar, sosyolojik konularda bilimsel çalışmalara imza atanlar bu iki olayı birlikte değerlendirerek medyanın bu olaylara nasıl baktığını, bir olayda nasıl insan deyip diğer olayda ne olmuş, başbağlarda bir şey mi olmuş acaba diye sorabildiklerini uzun uzun tez konusu olarak hazırlamaları ve bizden sonraki nesillere aktarmaları gerekir. Evet, kısa bir reklama gidelim, biz döndükten sonra devam edeceğiz. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam edecek. Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam ediyor.
Evet, geri geldik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dinmeyen acı, başbağları konuşuyorduk. 30 yıldır dinmeyen acıyı konuşuyorduk. Gazetelerinde yok ama bir gününde, sözcüsünde, cumhuriyetinde bir tek Mustafa Balbay'a şerh düşmüştünüz, o var demiştiniz ama onu hatırlamıyorlar. 28 Şubatçıları hatırlıyorlar. Diyorlar ki ölmelerini mi bekliyorsunuz? Donanmanın kutup yıldızı emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak ölümünün 8. yılında mezarı başında anılmış. Eşi Sevgi Çakmak balyoz kumpasıyla eşim ve silah arkadaşlarını toprağın altına gönderdiler. Hapis yatan komutanların da mı ölmesini bekliyorsunuz diye sormuş o da. Evet, sonuç itibariyle bakın, Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'ten de bahsettik. 1993 yılındaki gizemli ölümlerden bahsettik. Fakat ben bu Cumhuriyet Gazetesi'nin Eşref Bitlis'le ilgili ciddi bir yayınını bugüne kadar çok net hatırlayamıyorum. Aziz Çakmak'la ilgili olarak yapmışlar haberlerini, birinci sayfalarına koymuşlar ve onun üzerinden de Aziz Çakmak balyoz davasında tutuklanmış olabilir. O tarih itibariyle balyoz planına girmiş miydi, girmemiş miydi ayrıntılı bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle balyoz darbe planı vardı. Çetin Doğan böyle bir darbe planını hazırlamıştı. O tarihte hatırlayın Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman, ki Aytaç Yalman da aslında AK Parti iktidarı karşıtı bir isim olmasına rağmen ya ne işlerle uğraşıyor bu Çetin vesaire diyerekten yakın çevresine sistemde bulunan bir komutandı. Şimdi o balyoz planı tamamen hayaldi derseniz bizim aklımızla alay etmiş olursunuz. Mustafa Balbay'ın doğru yazısını şimdi överek anlatıyoruz, imzamızı atarız diyoruz ama genç subaylar rahatsız, genç subaylar tedirgin diye 2003 yılında attığı manşeti de, yazdığı yazıyı da unutmuyoruz. Şimdi çıksınlar bize samimi olarak desinler ki ya balyoz darbe planı şöyle şöyle amaçlarla hazırlanmıştı ama 3 kişi hazırlanmıştı. Bu FETÖ'cüler var ya, bu FETÖ'cüler, o 3 kişinin yanına da 300 kişiyi eklediler. Kendilerinin aleyhine olabileceğini düşündükleri bütün isimleri, bütün komutanları o 3 kişinin yanına ekleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir tasfiye hareketine giriştiler derlerse oturur konuşuruz. O 3 kişinin yanındaki 300 kişi midir, 150 kişi midir, 30 kişi midir konuşuruz. Ama bize kalkıp da 3 kişi de suçlu değildi. Balyoz planı da her zaman yapılan peynir ekmek yediğimiz gibi sabah kahvaltılarında, sabahtan akşama kadar 1. Ordu Komutanlığı'nda yapılan darbe, darbe demiyorlar tabii onlar, planlardan birisidir. Acaba işte ülkede şöyle bir şey olursa ne yaparız diye milleti statlara doldururuz, orada şunları şunları yaparız diyerekten veyahut da işte insanları tedirgin etmek için Fatih Camii'nin üzerinde bir alçak uçuş mu yaparız, ki bunun örneğini de, somut örneğini de 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Tayyip Erdoğan'ın oturduğu Ankara'daki konutun hemen yanı başında, yakınındaki caminin hemen minaresinin üzerine değecek kadar ve orada tahribata tahribata sebebiyet verecek şekilde alçak uçuşu da hatırlıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi ya çok sembolik şeyler. Bunlar küçük küçük hatalar. Bunların darbeyle marbeyle bir alakası yok diyorlarsa bunu oturup samimi olarak söylesinler. Ama şimdi Aziz Çakmak vefat etmiş cezaevinde, henüz daha yargılamada kesinleşmiş bir mahkumiyet olmadığı için ben de aleyhinde bir şey söyleme durumunda değilim. Veyahut da birebir başörtülü insanlar, dindar insanlar aleyhine bir sözünü ben bilmediğim için, bilenler varsa bize ulaştırsınlar. Dindar ben bilmediğim için bir şey de, demiyorum. Balyoz soruşturmalarında şey diyordu, balyoz soruşturmasının son döneminde işte tahliye olacağız, çıktığımızda çoluk çocuklarından bile hesap soracağız diye bir ifadesinden bahsediyor. Yani şimdi bakın, o ifade ayrı bir şey. Ben de şimdi haksız yere cezaevine atılırsam çoluk çocuğundan hesap soracağım demem belki ama kendisinden hesap soracağım derim. Şimdi o tek başına suçlu olduğunu göstermez. Hayır, belki ben tam suçlama aksine, açısından değil tabii, de yani çocuklarından bile hesap soracağız ifadesi
bir biraz intikam abartılı şeyi midir deniyordu. Veyahut da içine düştüğü haksızlığın bir feveranı olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama önemli olan başörtülü insanlara yönelik olarak. Yani sivil yönetime karşı Aziz Çakmak'ın bir baskısı, bir tehdidi var mıydı, yok muydu? Benim için kıstas olan şey evet. O. Şimdi Aziz Çakmak üzerinden Cumhuriyet Gazetesi eğer Çetin Doğan'ı tahliye ettirmek isterse hop arkadaş orada dur bakalım deriz. Eğer Çetin Doğan... Ben de işte Doğan... onu söyleyecektim. Yani tabii. Şimdi Cem Aziz Çakmak Çakmak'la ilgili hani bir net bir malumatımız yok. Soruşturma dava tamamlanamadı. Savcı mütalasını veremedi. Mahkeme onunla ilgili hükmünü açıklayamadı. O yüzden bilmiyoruz. Ama hemen altında Çetin Doğan'la ilgili tahliyesini istedikleri 28 Şubatçılarla ilgili malumatımız var. O evet. Konuyu biliyoruz. O konuda kesinleşmiş mahkeme hükümleri var. Cezaevinde sanıklar var. Hükümlüler var. Artık sanık da değil. Hükümlüler var. O hükümlülerden de hastalık gerekçesiyle serbest bırakılanlar var. Öyle başvurdu mahkemeye, yeniden değerlendirildi. Beraat etmedi. Yeniden görülmedi dosyası. Hasta olduğu için salındı. Yoksa cezası bir fiil aynen devam ediyor. Şimdi burada da üstteki darbe yapmadığını iddia edenler de altta darbe yapanları savunuyor. Şimdi o zaman bir mantıken döndüğünüzde siz darbeci değilsiniz ama darbecileri savunuyorsanız otomatikman şöyle bir şey olmuyor mu? Ya ha demek ki sizin kafada da bu var ki siz bunlarla kendinizi irtibatlı görüyorsunuz. Ya da diyorsanız ki 28 Şubat da darbe değil. O zaman adama gülmezler mi? Yani milyonların gözünün önünde televizyon ekranlarında gerekirse silah kullanırız diyen adamlar darbeci değil mi yani? Veyahut da Cumhuriyet Gazetesi darbe ne belki, o zaman bu adamlara tabii, göre? Darbe ne? Çünkü bir kere iki ayrı darbe planını birbirinden farklı yorumlamamız gerekir. Balyoz darbe planı farklı. Bu fiilen hayata geçmediği söyleniliyor. Sadece işte Cumhuriyet'te o genç subaylar tedirgin vesaire söylemleri, bir iki medyada haberler, baskılar ama onun ötesinde AK Parti iktidarını indirecek bir noktaya gelmeyen bir teşebbüsten bahsediyoruz. Balyoz planı için söylüyorum. 2003 yılı, 2004 yılından bahsediyoruz. Peki Çetin Doğan'ın mahkum olduğu, Çevik Bir'in mahkum olduğu, cezaevine girdiği, Çevik Bir'in sonra sağlık şartları sebebiyle tahliye oldu. Dava ne? 28 Şubat darbesi. 28 Şubat darbesinde ne olmuştu? 28 Şubat darbesinde Erbakan Hoca ile böyle sıralanıp oturan o Çevik Biriler, şunlar bunlar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkayalar akşamleyin alo Ertuğrul Özkök şöyle bir manşet atabilirsin. Erbakan boncuk boncuk terledi. Ertesi günü onu görüyoruz Hürriyet gazetesinde. Hoca boncuk boncuk terledi. Bir ay sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla Güven Erkaya arıyor Hürriyet'in genel yayın yönetmenini. At bir manşet. Gerekirse silah bile kullanırız. Ya ne diyorsun paşa? Evet aynen öyle yaz. Ama sen oraya bir üst düzey askeri yetkili de benim ismimi verme. Ve aynen ertesi günü görüyorsunuz Hürriyet gazetesinde gerekirse silah bile kullanırız. Şimdi bunları yapanlar ve sonunda da Erbakan Hoca istifa etmek zorunda da bırakılıyor. Ve Erbakan hükümeti de indiriliyor. TBMM'de bakıyorsunuz, Büyük Millet Meclisi'nde bakıyorsunuz. Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin milletvekili sayısı ve rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun Büyük Birlik Partisi'nin dışarıdan verdiği desteğe bakıyorsunuz. Salt çoğunluğu 10 milletvekili de geçecek şekilde bir çoğunluğa sahip. Ama o darbecilerin tehditleriyle Doğru Yol Partisi'nden bakanlık koltuğuna oturmuş isimler bile Bahattin Yücel'ler, Yıldırım Aktunalar, şunlar bunlar... Bakanlık koltuğunda oturan adam istifa ediyor. Niye ediyorsun ya? Bakanlık koltuğu için insanlar niceleri ne taklalar atıyorlar şuna buna. Siz oturduğunuz koltuktan niye ayrılıyorsunuz ki? Tehditler yüzünden ayrılıyorlar. Şimdi 28 Şubat darbesiyle Balyoz planını ayrı tutalım. Balyoz planından yargılananlar kalkıp da 28 Şubat darbecilerinin savunmasınlar bize. Savundukları noktada da kendilerinin de darbeci olduklarını itiraf etmiş olurlar. O noktada Aziz Çakmak herhangi bir balyoz planında kusuru yoksa Allah rahmet eylesin diyelim. Ama öbür taraftan siz Çetin Doğan'a ki 14 Mayıs seçimlerinden bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce
Hala Tayyip Erdoğan'a tehditler savuran bir adamdan bahsediyoruz. Beklentisi neydi? Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanacak ve darbecilerin hepsini PKK'lılarla birlikte. Düşünebiliyor musunuz? Bir yandan PKK'lıları bırakacaklar, bir yandan da ömrüm PKK'yla mücadelede geçti diyen o darbeci generalleri tahliye edeceklerdi. Ama umdukları şey olmadı. 14 Mayıs'ta mecliste AK Parti Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti. Devamında 28 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığına yeniden seçimi kazandı. Bu noktadan sonra da şimdi mide kanaması geçiriyorum ben diyor Çetin Doğan. Kimseye rahatsızlık üzerinden, hastalık üzerinden bir eleştiride bulunamam. Ha hastalandım falan filan diyemem. Ama birisi kalkıp da 80 küsur yaşındayken bu ülkede şu yanlışlara imza attıktan sonra bir seçilmiş hükümeti devirmeye kalkıştıktan sonra darbe planları yaptıktan sonra kalkıp da ki Çetin Doğan hem balyozda vardır hem de şeyde vardır ismi. Hem de 28 Şubat davasında ve 28 Şubat'tan dolayı şu an cezaevindedir. Balyoz'dan dolayı değil. Dolayısıyla bu noktada kimse rahatsızlığını öne sürerek kalkıp da ya bizi tahliye edin vesaire vesaire demesine gerek yok. Çıkarlar bir öz eleştiri yaparlar. Derler ki ya biz 14 Mayıs seçiminden önce bile şu yanlışları yaptık ama ben 82 yaşındayım. Benim cezaevinden olmamdan dolayı hiç kimsenin mutluluk duyacağını zannetmiyorum. Kimse başı göğe ermez Çetin Doğan cezaevinde olduğu için ama ben de vazifemi yapmış olayım. Ben bu ülkede başörtülü insanları ikinci sınıf vatandaş gibi gördüm bir tarihlerde. Benim eşimin başı açık ama bir başkasının eşi başı örtülü olabilir. Bu ülkede beraberce yaşayacağız. Bundan sonraki gençlere de tavsiyemiz olsun. Kimse kimsenin kıyafeti yüzünden ülkenin rejimi şuraya gitti buraya gitti şeklinde tantanalar kopartmasınlar. Kalkıp da Bir Gün gazetesinin ateist, Marksist, sosyalist, Lenin'de gözü olan, Marx'ta gözü olan Bir Gün gazetesinin adamları kalkıp da çocuklar yine cemaate teslim deyip altına da Kur'an-ı Kerim okuyan burada böyle. Kur'an-ı Kerim bu. Silah eğitimi falan değil. Deniz Gezmiş'in silah eğitiminden falan bahsetmiyoruz. Kaypakkaya'nın, Hüseyin Kaypakkaya'lar bilmem neler, İbrahim bilmem neler onların bunların askere kurşun sıkma eğitimlerinden bahsetmiyoruz. Selim Kiraz savcının adliye içerisinde başına silah dayanmış fotoğraflardan bahsetmiyoruz. Neden bahsediyoruz? 6-7 yaşında, 10 yaşında bir çocuğumuz Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor. Kur'an-ı Kerim bu. Bilmiyorlarsa Bir Gün'ün yazarları, yayın kurulu, öğretim üyeleri, bilmem neler, yazarları, şunları, bunları eğer bilmiyorlarsa söyleyelim. Bu gösterdiğiniz fotoğrafa koyduğunuz resimdeki görüntü Kur'an-ı Kerim'in bir sayfası. Sen buna çocuklar yine cemaate teslim dersen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yani anayasal bir kurum olan işinize geldiği zaman Mustafa Kemal kurmuştu Diyanet İşleri Başkanlığı'nı diyenler kalkıp da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyondaki yaz Kur'an kurslarını eleştirmeye kalkarlarsa işte o noktada Çetin Doğan çıkıp demesi lazım ki ben bu Bir Gün gazetesinin bu haberlerinden uzağım. Bizim vatan sevdasından başka Yunan topraklarımızı işgal etmesin, Ege'de adalarımızı işgal etmesin, Akdeniz'de yayılmasınlar, haklarımızı koruyalım, Karadeniz'de haklarımızı koruyalım, Mavi Vatan'da haklarımızı koruyalım. Bizim derdimiz budur. Topraklarımıza kimse yabancılar göz dikmesin, PKK göz dikmesin, bizim derdimiz budur desin, bir öz eleştiri yapsın. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı da nasıl ki Çevik bir için takdir yetkisini kullandıysa, başka komutanlar için nasıl ki yine 28 Şubat'tan mahkum olan, bakın Çevik bir en tepe yöneticilerden birisiydi 28 Şubat'ta, tahliye oldu. Ama Çetin Doğan şu an hala cezaevinde. Bu noktada da Çetin Doğan da kendisini bir öz eleştiriye tabi tutması gerekir. Ondan sonra belki Cumhuriyet Gazetesi de demesi gerekir ki ya ölmelerini mi bekliyorsunuz? 83 yaşındaki adamı niye cezaevinde tutuyorsunuz ki demeye o gün belki hakkı olur. Yoksa hala kuyruğu dik tutup Çetin Doğan diyorsa ki biz rejim için, rejimi korumak için yaptık o gün yaptıklarımızı. Yani Erbakan'ı indirmekte haklı
haklıydık derse o dakikadan sonra da ben de kusura bakmasın kardeşim, herkes cezasını dünyada da çeksin, ahirette de Allah bilir diyeceğim. Evet. Şimdi Akit'in sürmanşetinde de bir fotoğraf var. O fotoğrafta da yıkamayınca tebriğe koştular diyor. Gezi olayları sırasında provokatörlere divan otelin kapılarını açan, yerel seçim sürecinde İmamoğlu'na özel jet tahsis eden, 14 Mayıs seçimleri öncesi ise stadyumda bazı taraftar gruplarına iktidar karşıtı sloganlar attırıp Zillet İttifakı'na destek veren Rahmi Koç ve Ali Koç amaçlarına ulaşamayınca Erdoğan'ı tebrik etmek için külliyenin yolunu tuttu diyor Akit sürmanşetinde. Evet, Ali Koç ve Rahmi Koç, baba Rahmi Koç, ki baba 93 yaşında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı dün itibariyle ziyaret etmişler. Tabii Akit'in birinci sayfasında yer darlığı sebebiyle dördüncü bir isim daha var orada sağ tarafta Tayyip Bey'in yanında. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Kaçır var. Onun resmi tam olarak görüntüye girmemiş ama sonuçta ziyarette Sanayi Bakanımız da var. Bu noktada Sanayi Bakanı'nın da o ziyarette yer almasından tahmin ediyoruz ki gene Rahmi Koç olsun, Ali Koç olsun, bunların Koç Holding'in sanayi konusunda, teknoloji konusunda belki bir yatırımı, belki yeni bir fabrika açılışı veya bir yatırım teşviki gibi gibi konularla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan bir randevu talep edilmiş ve Sanayi Bakanı'nın da nezaretinde o görüşme yapılmış. O da belki teknik konularını Sayın Cumhurbaşkanı'na aktarmak üzere bu ziyarette bulunmuş. Belki denilebilir ki işte 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra bir de bu vesileyle de tebrik söz konusu olmuş olabilir Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini. Ben şimdi bu noktada şunu düşünüyorum. Koç Holding, bakın bireysel olarak Ali Koç, Rahmi Koç, şu partiye oy verirler, bu partiye oy verirler. Herkesin bireysel düşüncesidir. Abdülhatif Şener bile dedi ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. Halbuki adam 5 yıldır CHP'nin milletvekilliğini yapıyordu. Dolayısıyla kime oy verdiğini sandıkta kapalı kutu, kapalı perdenin arkasında oy atıyorsunuz. Dolayısıyla sorgulamak çok doğru olmayabilir. Ama kamuoyuna siz yansıttığınız bir tavrınız var, bir tepkiniz var. Benim şimdi burada kalkıp da Tayyip Erdoğan ya mevcutların içinde en iyisi dedikten sonra kalkıp da bir başka kişi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildiğinde gidip tebrike kalkışırsam bu benimle, benim hayatımla özdeşleşmeyen, ters düşen bir tavır olur. Şimdi Rahmi Koç ve Ali Koç da kendi çalışanlarına yaptıkları açıklamalar, kamuoyuna yaptıkları açıklamalar. Düşünün ya, arkadaşlar bilmiyorum varsa Sözcü Gazetesi'nde tepede bir haberi vardı Ali Koç'un. Fenerbahçe Kulübü başkanlığına getirildikten bir yıl, iki yıl sonra biz taziye ilanlarımızı, Fenerbahçe ile ilgili bütün taziye ilanlarımızı sadece Sözcü Gazetesi'ne veriyoruz diyerekten Ali Koç'un açıklaması var. Evet, ilanlarımız artık Sözcü'de çıkıyor diye Ali Koç. Peki Sözcü Gazetesi sağa sola kim neyi hak ediyorsa onun aleyhine haber yapan, basın özgürlüğüne önem veren bir gazete mi? Hayır. Hemen her gün, her gün, bugün bakın şimdi başka bir konuyu yazdığımız için, konuştuğumuz için şimdi aklımıza gelmiyor ama geçmez, atlamaz adam ya, atlamaz. O bir yıllık, bir yıl önceki resmi basar oraya, sanki dün çekilmiş gibi zihniyetini, düşmanlığını gösterir. Sözcü Gazetesi bu. Tayyip Erdoğan düşmanı bir gazete. Sen bu gazeteye biz Fenerbahçe'nin taziye ilanlarını veriyoruz dediğin zaman ne olur? Ben Sözcü Gazetesi'ni besliyorum ki Sözcü Gazetesi de Tayyip Erdoğan'a sabah akşam küfretsin demektir. Başka bir izahı olabilir mi bunun? Ben bu gazeteyi besliyorum. Bak bugün 5 liradan 7,5 liraya çıkmak zorunda kaldık. Beyler, efendiler, bunun sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır diyen Sözcü Gazetesi hemen her gün bir vesile bulsun Tayyip Erdoğan'a küfretsin. O küfrederken de, hakaret ederken de, tahkir ederken de biz de Sözcü Gazetesi'ne reklamlarımızla desteğimizi verelim demiş oluyor Ali Koç. İster desin ki benim kastım o değildir, isterse de ya bizim kastımız o ama anlayan anlar desin. Sonuç itibariyle eğer Sözcü Gazetesi'ne, ki Can Dündar'ın yönetimi döneminde şu Cumhuriyet Gazetesi'ne verdikleri reklamları ben tek tek sayfa sayfa çıkartıyordum. Akit'e reklam versinler falan filan diye değil. Onların reklamları onlarda kalsın ama
Cumhuriyet gazetesi manşetinden MİT tırları diye başlık atıp yalanlar iftiralar eşliğinde FETÖ'nün sözcülüğünü yaparken Koç Holding'in ben burada arka sayfada reklamını görürsem ve o reklamı Akit'te değil şu Hürriyet gazetesinde, Yeni Şafak'ta, Türkiye gazetesinde, Akşam gazetesinde, Sabah'ta göremezsem derim ki ya tamam Akit'e karşısın. Peki Hürriyet'e de mi karşısın? Milliyet'e karşı mısın? Sabah gazetesine de mi karşısın? Akşama da mı karşısın? Veyahut da derim ki ya sen Cumhuriyet sevdasısın. O sevdayla hareket ediyorsun ve acaba Cumhuriyet gazetesi de arka sayfaya aldığı tam sayfa bir gün işte buzdolabı reklamı, ertesi günü çamaşır makinesi reklamı, ertesi günü araba reklamı, bunlarla beslenerek sen Cumhuriyet gazetesindeki MİT tırları olaylarını finanse mi ediyorsun? Oradaki atılan iftiraların bir anlamda parasal desteğini mi hazırlıyorsun diye sorarım. Buna da çıkıp cevap vermeleri lazım. Bakın somut bir şey söylüyorum. Demiyorum ki şu gazeteye niye verdin? Diyorum ki Hürriyet'e, Milliyet'e, Sabah'a vermediğin reklamı niye Cumhuriyet'e veriyordun kardeşim? Cumhuriyet'in tiracı 50 idi. Sabah'ın, Hürriyet'in, Milliyet'in tiracı 600, 700, 800 bindi. 800 bin satan gazeteye vermiyorsun reklam. 50 bin satan Cumhuriyet'e veriyorsun. He 50 binleri ben çok seviyorum diyorsan onun eş değeri başka başka gazetelerin isimlerini veririm sana. Onlara niye vermiyorsun kardeşim diye sorarım. Dolayısıyla bu noktada Koç Holding şunu da belirtmiş olayım ben. Şimdi bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyareti konuşuluyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın. Bir rivayete göre 25 milyar dolar, bir rivayete göre 40 milyar doların Türkiye'ye kanalize edilmesiyle ilgili bir dış gezi yapılacağından bahsediliyor. Ve dolayısıyla bu dış yatırımın gelmesi halinde Türkiye'deki o dolar zıplamalarının önleneceği belirtiliyor. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimleri öncesinde Londra'ya gidiyor. Amerika'ya gitti, Almanya'ya gitti ve oralardan ben dış yatırım getireceğim Türkiye'ye dedi. Sonuç itibariyle gerek İngiltere'deki, gerek Almanya'da, Amerika'daki yatırımları buraya çektiğiniz zaman ne olacak? Hans'tan dileniyorsunuz, David'den dileniyorsunuz, George'dan ya getir Türkiye'ye demiş oluyorsunuz. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunun arka planında bir ciddiyeti olduğuna inanmıyorum ben ama sonuç itibariyle AK Parti iktidarı da Birleşik Arap Emirlikleri'nden 25-40 milyar dolar bekliyorlarsa İngiltere'den de 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar dolar bekliyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu şeyhten bu şeyhten para gelene kadar Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Koç Holding'in yatırımlarının en azından Bulgaristan'a, Romanya'ya bilmem nereye gitmemesi bile Türkiye için bir kârdır. O açıdan ben Koç Holding'in Türkiye'nin bir kuruluşu olması açısından desteklerim. Hans'tan geleceğine para, Koç'un parası Romanya'ya gitmesin, yatırımı gitmesin derim. O bile Türkiye için bir kârdır derim. O noktada da Hans mı, Koç Holding mi denildiği noktada Koç Holding olsun derim. Birileri beni eleştirebilirler, diyebilirler ki ya Hans'ın yaptığını yapmadığını Koç bize yaptı. Şu 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 olaylarda dediği noktada ya olsun gene de Koç. Dede Koç, Vehbi Koç şu camiyi, şu yardımları yapmış. Kendisi anlatıyordu. Biraz anlatımda karışıklıklar olsa bile sabah namazını şöyle kılıyorum, böyle kılıyorum diye anlatımları vardı. Dolayısıyla belki dindar insanlarda da eksiklik vardır. Onlara gerçek İslam'ı yeterince anlatamamış olabiliriz. Olabilir hocalarımız, bizden evvelki nesiller diyebiliriz. Sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki paranın, yatırım amaçlı kaynakların Türkiye dışına çıkmaması bile Türkiye için bir kârdır. Dolayısıyla belki Ali Koç için bir başka görev daha düşer. Ya Fenerbahçe Kulübü'nün başkanısın sen. Sen bir atakta bulunuyorsun. Galatasaray ikinci hata yapıyor. Beşiktaş üçüncü hata yapıyor. Birisi teknik direktörü İtalya'dan getiriyor. Diğeri Fransa'dan geliyor. Biri Almanya'dan getiriyor. Teknik direktörler üzerinden Fenerbahçe 5 yılda 10 tane teknik direktör değiştirmiştir. Baktığınız zaman ikisi üçü dışında hemen hepsi yabancı teknik direktör. Bunlara akan paralar
Döviz olarak yurt dışına gitmiyor mu? Şu futbolcuya, yabancı futbolcuya, bu yabancı futbolcuya verilen paralar yurt dışına gitmiyor mu? Bunlar gereksiz bir döviz israfı değil mi? E bu noktada Ali Koç der ki ya ben yerli, milli olarak futbolda bir hem teknik direktör yönetim anlamında hem de öbür taraftan da futbolcu bağlamında da yerli futbolculara ağırlık vermek istiyoruz. Bir tane iki tane mesela Alex miydi? Bir futbolcuları vardı. Ya gerçekten Türkiye'ye kendisini vermiş, hayatını da Türkiye ile özdeşleştirebilmiş bir yabancı futbolcu ve deneyimlerini de yeni nesil futbolculara da aktarmaya çalışan bir futbolcuydu. E tamam, bunun gibi bir kişi, iki kişi alırsınız ama 11 kişilik kadronun 8'ini, 7'sini yabancı futbolcudan ayarlamak ne demek? Bunu oturup öz eleştiriye tabi tutarlar. Fenerbahçe başını çeker. Galatasaray, Beşiktaş, diğerleri de devamını getirir. Dolayısıyla biz de ne yapabiliriz döviz darlığı noktasında diye futbol kulüpleri, ki futbol kulüplerinin hemen hemen tamamının vergi borçları, prim borçları olduğunu da biliyoruz. Senin vergi borcun varken, prim borcun varken efendim ben iddialı olmak istiyorum. Hadi bakalım yabancı şu futbolcuyu alacağım. E aldın. Milyarlarca dolara yukarıya şeylere yolladın, Avrupa'ya, Amerika'ya, şuraya buraya yolladın. Afrikalı futbolcu bile alsan parayı alanlar ya Avrupalı menajerler veya futbol takımları, şunlar bunlar. E ondan sonra da kalkıp Türkiye'de de efendim döviz kıtlığı var, dolar kıtlığı var vesaire vesaire diyeceksin. Bu noktada Koç Holding de Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olması hasebiyle, hem de spor kulübünün de birisinin de başında olması hasebiyle Türkiye'ye yapacakları büyük katkılar olacağı inancındayım. O noktada da samimi olmaları gerekir, dürüst olmaları gerekir. Tayyip Erdoğan'a gidip şimdi ben tahmin ediyorum, bakın tahminen söylüyorum, Sanayi Bakanı'nın nezaretinde gittiler, ne istedilerse Tayyip Erdoğan tamam yardımcı olalım demiştir. Yani %99 diyorum. Hadi %1'lik bir ihtimali kenarda tutalım. Ne gerekiyorsa yapalım demiştir. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın derdi, ya ben kazanırım seçimi diyor. Ben kazanırım. Bu milletin oylarıyla kazanırım. Ama bu milleti ayaklandırmamız için de Hans'tan da para lazım, dolar lazım. Birleşik Arap Emirlikleri'nden de lazım. Türkiye'deki yatırımcıların da, holdinglerin de parasının Türkiye'de kalması lazım. Onun için de ben ne gerekirse yaparım. Sen bana düşman da olsan, sen bana oy vermesen de, sen gelip de bana, benden bir yatırım teşviki istediğin zaman kanuni mevzuata uygunsa ben onu veririm demiştir diyorum, tahmin ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu görüşmeler, bu konuşmalar da daha şeffaf şekilde yapılır. Yani bu ayıp bir şey değil. Koç Holding'in gidip de yatırım teşviki istemesi veyahut da bir şuraya yatırım yapmak istiyoruz, sizin de devlet olarak ne destekleriniz olabilir diyerekten şu 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 noktalarda yardımınız olabilir mi diye sormaları, oradan da destek almış olmaları herhangi bir şekilde gizli kapaklı olması gereken bir şey değil. Objektif şartlarla bir başka holding, A Holding'i de gider. Aynı şartlar içerisinde ister, ona da verilmesi gerekir. Koç Holding de verilmesi gerekir. Evet, Ali Koç'un siz Sözcü Gazetesi'ndeki şeyini söylediniz ama sürmanşetindeki reklamları oraya veriyoruz, ilanları oraya veriyoruz ifadesini söylediniz ama benzeri bir tarihte Başkan Erdoğan'ın da ifadesi var. Ben okumuyorum, Sözcü'den bahsediyor. Bir cuma çıkışı Ayasofya'dan, Ayasofya Camii'nden çıkışında söylüyor. Ben okumuyorum, kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın dediği tarihlerde o şeyi veriyor. O ilanlar şeye gidiyor. Onu da hatırlatmakta fayda var. Yani bakın ben var. Orada şimdi denk gelmiş dürüstçe tesadüf. Evet, bu noktadan da bakış var. Dürüstçe söyleyeyim. Aslında Ali Koç orada kendisinden çok daha fazla beklentileri olan Fenerbahçelilere cevap olarak söylüyor. Orada itirazlar mı itirazlar oluyor. Ya Fenerbahçeliler olarak eskiden taziyelerimiz falan filan oluyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Gazetelerde paralar verilip reklamlar yayınlanıyordu, duyurular yapılıyordu. O da diyor ki bundan sonra artık kararımızı biz Sözcü'den yana verdik. Hürriyet'te yayınlanıyordu eskiden, artık Sözcü'de. Şimdi bir açıdan baktığınız zaman Hürriyet birazcık siyasi iktidara böyle ölümüne düşmanlığı bırakalım. Gerekirse silah bile kullanırız noktasından
Ya doğru yaptığı zaman da Akdeniz'de bir doğalgaz arama çalışması yapıldığında Mavi Vatan diye başlık atalım. Bir TOG arabası, yerli araba yapıldığında da bunun övgüsünü yapalım. Ama yanlış bir şey yapıldığı zaman da eleştirisini yapalım. Nokta yazısına geldiğinde Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nden almışlar taziye Fenerbahçelilerin vefat haberlerini, Sözcü Gazetesi'ne, yani ölümüne düşmanlık yapan Sözcü Gazetesi'ne vermeye başlamışlar. Ya biz gene gazetelere veriyoruz da Sözcü'ye vermeye başladık diye Ali Koç o Fenerbahçeli delegeleri, üyeleri biraz sakinleştirmek için o açıklamayı yapmış. Sözcü Gazetesi de kendi gazetesinden bahsedildi için, bir de kendi lehlerinin olduğu için hemen oraya yapıştırmış. Belki Ali Koç da o haberden dolayı rahatsızlığını Sözcü Gazetesi'nin yöneticilerine belki ulaştırmış. İletmiştir ama aynı aya denk gelmiş. Evet, ayı bile evet, aynı. Evet. Yani 2021'in Ocak ayında. Ya önemli olan şu. Olayda, şimdi siz aynı. Kalkıp da Rabia'ya veda, Sisi'ye hoş geldin. İnsafsız, vicdansız. 10 yıldır Tayyip Erdoğan direnmiş. Sen de bir kere Tayyip Erdoğan'a helal olsun be. Helal olsun Kasımpaşalı. Cumhurbaşkanı diyemiyorsanız Tayyip Erdoğan hiçbir zaman yüksünmez. Kasımpaşalı olmaktan herhangi bir rahatsızlık duymaz. Ona Kasımpaşalı denildiği için bir rahatsızlığını ifade ettiği görülmemiş. Madem Cumhurbaşkanım diyemiyorsun bari de ki ya kardeşim Kasımpaşalı adam bir darbeci adama posta koydu ya. Almanya kırmızı halı serdi. Tayyip Erdoğan posta koydu. 10 yıldır posta koyuyor ama bu kadar direnebiliyor kardeşim. Almanya'da Merkel eyvallah ediyor. İngiltere'de hepsi eyvallah ediyor. Öbür tarafta Fransa'sı, İtalya'sı parasını söğüşlemek için Mısır'ın eyvallah ediyor darbeci Sisi'ye. Amerika Biden'ı eyvallah ediyor. Tayyip Erdoğan 10 yıldır direndi. Bu dakikadan sonra da artık batsın bu dünya anlamında. Tamam bir ilişkileri geliştirelim dedi. Bu dakikadan sonra da kalkıp bu başlığın atılması Sözcü Gazetesi tarafından ki Millet İttifakı çatısı altında beraber yürüdükleri aynı Kemal Kılıçdaroğlu'nu iktidara getirmek istedikleri noktada Milli Gazete eğer bugün 9 yıl sonra ilk temas Erdoğan'dan deyip 10 yıl sonra normalleşme deyip onun tepesine de darbeci Sisi'ye tepki göstermek gerekli ve normal iken Mısır'la tüm teması kesmek anormal. Tüm teması kesmemiz doğru değil ama işte mesafeli durmak falan filan yeterliydi diye Milli Gazete bir başlık atıyor. Bu noktada sen Sözcü'yle bile örtüşemiyorsun Milli Gazete ama Kemal Kılıçdaroğlu'nda birlikte buluşmuştunuz. Bu noktada ben Tayyip Erdoğan'ın yapılması gerekeni 10 yıl boyunca yaptığını, o Mısır'da bir gecede şehit edilen 4000 insanın hatırasını 10 yıl boyunca direnerek dinç tutmaya çalıştığını ama bu çakallar dünyasında sonunda başarılı olamadığını gerçeğe de gerçek diyerek de hatırlatmış olalım. Doğruya doğru diyelim. Bu noktada Tayyip Erdoğan direnci buraya kadar gelmiştir. Bu dakikadan sonra eğer Sözcü Gazetesi bir şey söylüyorsa, diyorsa ki Sisi ile hala biz ilişkilerimizi düzeltmememiz lazım diyorsa helal olsun Sözcü'ye derim. Biz öyle diyoruz. Ama Sözcü daha birinci günden bize ne ya 4000 insanı öldürdüyse. Biz 33 insanı Madımak'ta ya niye öldürüldü, niye öldürüldü deriz. 3 gün sonra başbağlarda öldürülen 33 insan için tek satır yazmayan adamlarız biz. Biz 25 Mayıs'ta bu ülkenin vatani görevlerini yapan 33 eri Bingöl Karayolu'nda PKK öldürür, şehit eder, Merdan Yanardağ çıkar, PKK'nın başındaki adam için siyasi mahkum der, biz de çıkarız Sözcü Gazetesi olarak ulusalcıyız deriz. Ya PKK bayrağı şurada acaba dalgalanıyor mu diye onun üzerinden istismar yaparız. Ya TC kelimesi niye devlet kapılarından indirildi diye kıyameti kopartırız. Ama geliriz işte burada bir darbeci Sisi'den yana tavır alırız noktasında Sözcü.
Dolayısıyla burada Tayyip Erdoğan 10 yıl boyunca tek başına da kalmış olsa Rabia işaretini de yaptı. Sisi ile arasındaki mesafeyi de koydu. Amerika'da o Trump oldu bittiyle aynı masada, yemek masasına oturtmaya çalıştı Tayyip Erdoğan'ı. Trump'ın değil bilmem kimin gelsin dedi. Ben o masaya oturmam dedi bundan 4 yıl önce. Kimse bana demesin ki 4 yıl önce oturmadığı masaya şimdi niye oturuyor? Onun kabahati Tayyip Erdoğan'da değil. Onun kabahati bütün dünya Müslümanlarında. Dünya Müslümanları eğer Tayyip Erdoğan'ın bu dik duruşunun arkasında durmuş olsalardı bugün Tayyip Erdoğan o dik duruşundan vazgeçmezdi. Evet. Şimdi benzeri bir ironi de şeyde yok mu? Şimdi İttifak'ın bir gazetesi, Milli Gazete tepki konulmalıydı ama komple ilişki sonlandırılmamalıydı diyor. Sözcü de diyor ki madem tepki koydunuz o dönem, görüyor musunuz şimdi el sıkacak noktaya geri geldiniz diyor. Şimdi niye tepki koydunuz demeye getiriyor. Şimdi bakıyorsunuz aynı şey İsrail için de geçerli. Kararda Ahmet Davutoğlu, şimdi İsrail'le komple ilişkileri kestiğinizde sözcüsü Cumhuriyeti Monşerleri, Beyaz Türkleri ne yaptınız siz ya? Bittik artık biz ya. Ne yapıyorsunuz siz? Niye komple İsrail'i kaybettiniz? Niye şöyle yaptınız? Niye böyle yaptınız? Diyor. Şimdi aynı grubun, aynı ittifakın bileşeni Ahmet Davutoğlu da zulmü izleyerek büyük devlet olamazsınız diyor. Davutoğlu İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü kanlı operasyonlara tepki gösterdi. Türkiye önce olsun vurgusunu yaparak İslam ülkelerine seslendi. Zulmü izleyerek büyük devlet olamazsınız. Şimdi Türkiye öncü ülke olmak istediği dakikada bunlar ittifak olarak ya heyet gönderiyorlar karşı tarafın ülkesine. Şimdi Ümit Özdağ gidiyormuş Suriye'ye. Esad'la görüşmeye. Ya sen ne güzel adamsın. Bak burada nasıl varil bombaları atıyorsun milletin üzerine. Senin insanlar da bizim bu tarafa kaçtılar falan demeye gitmiyor herhalde. Oraya ne diyecek bilmiyoruz ama şimdi dönüp bakıyorsunuz ya heyet gönderiyorlar Mısır'a. Evet ya biz de bıktık Erdoğan'dan. Senin arkandayız yürü diyorlar. Ya da Türkiye'ye dönüp diyorlar ki sen bu adamla niye görüşmüyorsun? Görüşme bir iletişim başladığında da üstelik adım da Mısır'dan atılıyor. Adım Birleşik Arap Emirlikleri'nden atılıyor. Çünkü Mısır tarihinin en büyük toprak kaybına, deniz kıta sahanlığı kaybına neden oluyor yaptığı ittifak Yunanistan'da. Bu yanlıştır diyor, geri adım atıyor. Türkiye'de ortamı fırsatı değerlendirip hareket ediyor. Şimdi o zaman da dönüp diyorlar ki niye görüştün? Bir taraftan da şimdi İsrail'le ilişkiyi kesiyoruz dediğinizde şunlar zıplar. CHP kanadı. Bu adam da diğer tarafta diyor ki niye İsrail'le ilişki kuruyorsunuz? Kesin atın kardeşim diyor. Evet. Gerçekten, bu da bir ironi değil mi yani? Mutlaka. Karar Gazetesi'ndeki arkadaşlar da veriyorlar yanılmıyorsam. Zulmü izleyerek büyük devlet olamazsınız başlığı. Gerçekten bu Mısır'la ilişkilerimizi düzeltilmesi noktasında 10. yılda atılan adımlarla birlikte değerlendirilmesi lazım. Sizin belirttiğiniz Esed'e giden Mustafa Kemal Ak'tan başlayın, Saadet Partisi yetkililerinin gidip oralara ziyaret etmesi, CHP'lilerin gidip orada Esed'i ziyaret etmeleriyle birlikte değerlendirmemiz gerekir. Ahmet Davutoğlu şimdi diyor ki, ey İsrail diye bir bağırsana Tayyip Erdoğan diyor. Bağırdığı zaman ilk önce Ahmet Davutoğlu kaçacak yalnız. Eğer kaçmasın arkasında dursun. Bakın biz arkasında duruyoruz. Diyoruz ki şu an ya direnin ya direnin aç kalalım Sisi'yle tokalaşmayın ya diyoruz biz. Ama onlar demiyorlar bunu. Onlar sözcüyle birlikte hareket ediyorlar. CHP ile birlikte hareket ediyorlar. Yani Sisi'ye kırmızı halı seren Almanya ile birlikte hareket edip biz de öyle yapalım. Biz de kırmızı halı serelim darbeci Sisi'nin ayağına diyorlar. Peki İsrail'de şimdi 10 yıl boyunca Tayyip Erdoğan İsrail ile ilişkileri kestiği zaman Tayyip Erdoğan'a bir kere teşekkür etti mi Ahmet Davutoğlu? AK Parti iktidarı içerisinde görevleri olduğu dönemi hiç tutuyorum. Ahmet Davutoğlu 2018'den sonra İsrail'le olan ilişkiler açısından 2021'lere kadar herhangi bir ilişki kurulmama noktasındaki Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu destekleyip helal olsun Tayyip Erdoğan'a, Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapamaz işte diye bir açıklamasını duydunuz mu? Duymadık. Şimdi arkadan itekliyor Tayyip Erdoğan'ı. Ya dur bakalım, daha bir yıl önce ilişkileri tekrar bir araya getirmeye çalıştı Tayyip Erdoğan ve eminim ki bakın bugün yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek ya giderken
basın toplantısı düzenlerken veya bir başka vesileyle şimdi birçok kanuni düzenlemeler yapılıyor. Enflasyon rakamları bugün açıklandı. %40'ın altında yine kaldı. Bu vesilelerle yapacağım bir açıklamada Tayyip Erdoğan çıkıp İsrail'in yaptığı yanlıştır diyecektir. 2 kere 2'nin 4 ettiğinden emin olduğum kadar bunu söyleyecektir. Öyle lafı evirip çevirmeden yanlış yapıyor İsrail diyecektir. Ama şimdi Ahmet Davutoğlu, Tayyip Erdoğan İsrail'i kınadığı, ilişkileri kesme noktasına getirdiği dönemlerde CHP'lilerin Tayyip Erdoğan'a ya Türkiye'yi yalnızlaştırıyorsunuz, size ne el alemin işinden, iç işlerine girmememiz lazım İsrail'in diye açıklamalar yaptığı dönemde siz kalkıp da CHP ile ittifak kurup seçime girip o Tayyip Erdoğan'ı dik duran İsrail'e karşı ey İsrail diye bağıran Tayyip Erdoğan'ı yalnızlaştırıp onu terk edip size başbakanlık koltuğunu vermiş olan Tayyip Erdoğan'ı arkasından hançerleyip gidip CHP ile ittifak yaptığınız bir noktada şimdi kalkmış zulmü izleyerek büyük devlet olamazsınız. Bir de ayrı bir şey daha yok mu? Şimdi İslam ülkelerine de sesleniyor. Yelpazeyi de geniş açıyor. İyi de o İslam ülkelerinde bu tepki, Başkan Erdoğan'ın Van Münit çıkışı gibi bir tepkiyi koyabilecek adam Mursi'ydi. Şimdi siz diyorsunuz ki Mursi'yi devirenle de Mursi'yi hani o İslam ülkelerine çağrıda bulunuyorsunuz ya, İsrail'e tepki koymamak üzerine Mursi'yi devirip oraya getirilen adamla da ilişki kurulmasına geç kalınmış ya. Ha, muazzam bir adam diyorsunuz. İslam ülkelerine devlet başkanlarına istediğini desin yani. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, tamam, Tayyip Erdoğan gidecek orada görüşmeler yapacak, 25-40 milyar dolar Türkiye'ye yatırım yapılmasını isteyecek. Geçtiğimiz programlarda söyledik ya, bir Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir şey 6 milyar avro vermiş, Manchester bilmem United almış, bir başka şey 10 milyar avro vermiş, Manchester City'yi satın almış. E böyle para şey gibi olan, sebil gibi olan bir ülkede ya çıkıp da Birleşik Arap Emirlikleri veyahut da Suudi Arabistan Veliaht Prensi, şuyu buyu diğer ülkeler çıkıp da yüksek sesle Tayyip Erdoğan'ın dediğinin onda birini dese İsrail tir tir titrer. Ama maalesef onlar parayı akıtıyorlar İngiltere'ye. İngiltere İsrail'e veriyor bir kısmını ve arkasından Birleşmiş Milletler'de bir oylama yapılacağı zaman İngiltere İsrail'den yana tavır koyuyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir tane adamı çıkıp da demiyor ki ya bizim davamız İsrail'in orada Filistinlere zulmetmemesi yönündedir. Dolayısıyla biz İngiltere'ye ambargo uyguluyoruz. Veya Suudi Arabistan'ın o Cemal Kaşıkçı vakasından sonra Türk mallarına yaptığı ambargonun A'sını İngiltere'ye yapmaya kalksa Suudi Arabistan, bakın hayatta neler değişecek. İsrail acaba bugün yaptığı zulmün Z'sini yapabilecek mi Filistinlilere? Ama maalesef oralarda Suudi Arabistan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt olsun, Katar olsun, hatta yani Tayyip Erdoğan'la da yakın ilişkisi olan Katar devlet başkanı olsun, hiçbirisinde Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yüksek sesle ey İsrail deme haykırışını göremiyoruz. O noktada Ahmet Davutoğlu onlara seslensin. Ama Tayyip Erdoğan'a seslenirken şunu yapması gerekirdi. Tayyip Erdoğan şu an Davutoğlu'nun çağrısında yaptığı, söylediği, talep ettiği şeyi yaptığında Davutoğlu ben ölümüne Tayyip Erdoğan'ın arkasındayım demesi gerekirdi. Demedi. Demediğine göre bugün bu sözleri Tayyip Erdoğan'a söylemeye hakkı yok diyorum. Evet. Şimdi enflasyon verileri açıklandı. Son dakika olarak düşmüş ekranlara da, 18 ayın en düşük seviyesinde diyor. Yıllık enflasyon %38.21'e geriledi diyor. TÜFE Mayıs ayında yıllık %39.59'a düşmüştü. Aylık üstte %0.4 düşmüştü diyor. Şimdi de %38.1'e, aylıksa %3.9 olarak gerçekleşti diyor. Son 18 ayın en düşük seviyesi diye veriliyor enflasyonda. En az artış gösteren ana grup %14.76 ile konut enflasyonunda bir artış söz konusu. Daha sonrasında buna karşılık diyor
Ana harcama grupları itibariyle Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1.21 ile sağlık oldu. Buna karşılık 2023 Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise alkollü ürünler ve tekel ürünleri, sigara grubunda en yüksek artış söz konusu oldu. %11.13'lük artış söz konusu diyor. Yine değişim çay ve içecek ve malum yaz sektörü, yaz sezonuna girdiğimiz için turizm sektöründe bir artış var. Diğer kalemlerde ise ya stabil halde ilerliyor ya önceki aylara göre artış trendinin eksiye doğru. Daha doğrusu daha düşük seviyede artışa doğru, eksi demeyelim de artışa doğru gittiği söyleniyor. 117 temel başlık açılarak TÜİK'in bunu belirlediği söyleniyor. 117 temel başlıkta belirlediği söyleniyor. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi de yıllık %46.36'ya düştüğü ifade ediliyor. Şimdi faizler indirilmeye başlandığı zaman biz o çok bilmiş ekonomistlerin hangi söylemleriyle karşı karşıya kaldık? Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın "ODTÜ'yü birincilikle bitirdim ben, ekonomistim" diyen Ali Babacan, 2002'lerde 2003'lerde "ben ekonomiden sorumlu Tayyip Erdoğan'ın sayesinde bakanlık koltuğuna geldim" sayesinde demiyor tabii, "ben kendi emeğimle geldim" diyor. "Ben şöyle bakanım, böyle bakanım" vesaire diyen Ali Babacanlar, bakın göreceksiniz Mayıs'ta, Haziran'da enflasyon %200 olacak diyordular. O tarih itibariyle %70 civarındaydı enflasyon. Ne oldu enflasyon? %73'ten %39'a geçen ay, bu ay itibariyle de %38'e inmiş oldu. 6 aylık enflasyon oranı da %19, 77 küsuratı da var, noktasına inmiş oldu. Şimdi inmiş mi? İnmiş. Çıkıp da Ali Babacan "ben ekonomiyi bilirim, ben %200'e çıkacak enflasyon" demiştim ama %19, 77'ye 6 aylık dönem için, 1 yıllık dönem için de %38'e indirdi Tayyip Erdoğan, "helal olsun, tebrik ediyorum" diyor mu? Demiyor. Ama ne yapıyorlar? ENAG'a göre, ENAG'a göre. ENAG'a göre neymiş? ENAG'a göre de %108'miş. Peki ENAG'a göre 6 ay önce, 8 ay önce ne kadardı enflasyon? ENAG'a göre enflasyon %178'di. Ve şöyle diyordu ENAG, "bundan sonraki süreçte %200'leri göreceğiz" diyordu. %300'leri göreceğiz diyordu. Öyle bir şey yaşandı mı? Yaşanmadı. Tam aksine şimdi ENAG diyor ki %178 olan enflasyon %108'e inmiştir diye o da kabul etmek zorunda kalıyor. Ama bu kabulünü bu şekliyle anlatmıyor da, ya TÜİK'in açıkladığı rakamın iki misli enflasyon var ülkede vesaire diye. Geçen yılda yaptığınız açıklamada zaten gene iki misli açıklama yapmıştınız. Hatta iki mislinden de fazla yapmıştınız. %73 TÜİK açıkladı zaman siz %178, yani iki misli olsa %44 diyeceksiniz, %46 %146 diyeceksiniz ama siz %178 diyordunuz. Yani ENAG'ın enflasyonu TÜİK'in enflasyonundan daha hızlı düşüyor o zaman. Şu an tabii yani yüzde neredeyse %70'lik bir, %178'den %108'e indiğine göre %70'lik bir düşüş olduğunu görmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada enflasyon noktasındaki esas önemli olan da enflasyonun vatandaşın, dar gelirli insanın hayatına yansımasıdır. Eğer enflasyon oluyor %19.77 6 ay için, hemen bunu dar gelirli insanların maaşlarına yansıtıyorsanız, bir de üzerine %1, %2, %3 neyse refah payı anlamında bir ek katkı sunuyorsanız, yani enflasyonun altında insanları ezdirmiyorsanız, enflasyonun olup olmaması da çok önemli bir şey değil. Tabii ki gönül ister ki enflasyon da olmasın, maaşa da sadece refah payı kadar bir artış yapılsın. Eyvallah, o noktada itirazım yok ama bir enflasyon vakasıyla, gerçeğiyle büyüyen ülke olarak, gelişen ülkeler olarak hep karşı karşıya kalıyorsak, enflasyon o zaman işte şu canavarları şey yapıyor. Yani sorun şu, tamam maaş artışlarıyla yakalamaya çalışıyorsunuz da adam maaş artışlarıyla yakalayamayacağınız bir hale getirmek istiyor. Ne diyor? Azıcık bir kıpırdanma göründe ekmek 10 lira.
Ekmek 10 liraya satılacak diyor. Ekmek 10 liraya satılmıyor o sene. O iddia ettikleri sene ekmek 10 liraya satılmıyor. Tutuyorlar ekmek 7,5 lira olacak diyorlar. Konuşturdukları adam da ekmek yiyerek Türk halkı aptallaştı diyecek kadar pespayeleşmiş bir adamı konuşturuyorlar. Adam da fırıncılar odasında bilmem ne başkanlığı yapıyor. Yani ekmekten geçimini sağlayan adam ekmek ve vatandaşına dil uzatıyor. Yani o yüzden bunları içinden çıkılmaz şimdi hale yani getiriyor. Şimdi Sözcü Gazetesi'nin yapmak istediği şey nedir? Birinci sayfasında gene haber. Ekmeğe zam diyor. Ya sen bir ay önce ekmek 10 lira oluyor dedin. Sonra döndün 7,5 lira dedin. 7,5 lira oluyor dedin. Ya bir şey olduğu yok ortada. Ha olur. Bugünden sonra, yarından sonra, bir hafta i̇şte sonra, diyor. 15 gün sonra. Ama sen bu ekmeğe gelecek olan zammı sen mi körüklüyorsun? Yoksa gerçekten gelen zammı haberleştiriyor musun? Yani sen gazeteci misin? Yoksa fırıncıların sözcüsü müsün? Şimdi 8 bir liraya avuç çıkacak diyor. Dün 7,5 liraydı. Evet. Zam yapmış evet. Sözcü yani bir günde. 10 lira, 7 lira, 7,5 lira, şimdi 8 lira. O zaman ben diyorum ki siz aslında gelecek zammı haberleştirmiyorsunuz. Zam gelmesi için haber yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada Sözcü Gazetesi de vatandaşın da bu numaralar yemediğini farkına varsın artık. Evet. Sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı sona erdi.